Norveç'te yaptığı tatbikatta Atatürk'ü ve Türkiye'yi hedef alan NATO'ya karşı Türk gençliği ayağa kalktı. NATO'nun saldırılarını sadece bu bir haftalık 10 günlük süreçteki saldırılar olarak ele almıyoruz. Öyle ele alırsak NATO'nun geçmiş kirli tarihini ortaya çıkartamayız. Türkiye'nin içine girmesinden beri, NATO'nun üyesi olmasından beri Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan onlarca, yüzlerce eylem düzenledi. Türkiye Gençlik Birliği yurt çapında eylem kararı aldı. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde bu haftayı NATO'ya hayır haftası olarak ilan etti. Bütün üniversitelerde, örgütlü olduğumuz bütün şehirlerde, 65 ilde ve 100'ün üzerinde üniversitede NATO'ya hayır haftası ilan ediyoruz. Dikmen, eylem planlarının ayrıntılarını ulusal kanala anlattı. NATO'ya hayır haftasını hem söyleşilerle, hem eylemlerle, hem yürüyüşlerle, hem basın açıklamalarıyla, bildiri ve afiş dağıtımlarıyla, afiş asımlarıyla, bildiri dağıtımlarıyla sergileyeceğiz. Türk gençliği NATO'nun üslerinin, Amerika'nın üslerinin Türkiye'den hızla kaldırılması, el konulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesini talep ediyor. Gençler açacakları sergiyle birlikte NATO'nun Türkiye'ye karşı büyük tehdit unsuru olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Fotoğraf sergileri de açacağız ve NATO'nun bir haftalık bir tehdit değil, 10 yıllardır süren bir tehdit olduğunu da tüm kamuoyuyla ve üniversitelerle paylaşmış olacağız. Vatansever gençler 24 Kasım Cuma günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde basın açıklaması yapacak. Gençler açıklamanın ardından Anıtkabir ziyaretiyle NATO'ya hayır haftasını tamamlayacak. Basın açıklaması gerçekleştireceğiz Cebeci Kampüsü'nün önünde ve ardından da TGB heyetiyle birlikte Anıtkabir atamızın yanına ziyarete gideceğiz. Resmi bir ziyaret talebinde de bulunduk. Atamızı da ziyaret ettikten sonra NATO'ya hayır haftasını bitirmiş olacağız.